Yani devletin, yani hep şu vardır ya, kral bir elinde parayı tutar, bir elinde de dini tutar. O yüzden yanında şey vardır, rahip vardır. Yani Din tabii bir de yasa boyutu var biliyorsunuz. bir Yasa boyutu işte var. zaten kral Yasayı şey yapıyor. yasasını meşruiyeti nereden alacak? Göklerden almak zorunda. Yani tarihteki bütün örnekleri o değil mi? Ama halbuki kral kim ya? Yani Allah El-Melik olarak karşımıza çıkmıyor mu Kur'an'da? Yani kral, El-Melik demek kral demek zaten. Yani mülkünde de ortağı olmayan bir melik ama. Evet. Yani bu kısmını altını çizmek lazım. Mülkünde ortağı olmayan bir melik. O zaman diğer melikler kim oluyor? Yani diğer O insan zaman krallar kim mülküne oluyor? ortak olarak bütün Mesela. insanları yönetme şeyini kendilerine görüyorlar bunlar. Evet, yani Diğer melikler. o insanları yönetme şey yetkisini kendine gören aslında kendini Tanrı'nın yerine koymuş oluyor. İlahlığa soyunmuş oluyor. Aynen öyle. Ve bu da toplumda normal karşılanıyor. Çıkıp hadi beni seçin, beni kralınız yapın, beni tanrınız yapın. Yani bu kelimeyi kullanmasa bile bunu kastederek hadi beni seçin, beni lideriniz yapın. Ne kadar da çirkin bir şey aslında ama Tabii. bu normalleşmiş. Yani toplum içerisinde ve hep insanlar kendi içlerinden bir kral seçiyorlar. Ben şimdi aslında şöyle şey yapmak da istiyorum. Çok iyi bir yere getirdiniz. Bu Roma'nın biliyorsunuz bir piramit sistemi var. Evet. Yani en tepede imparator var. Onun altında bir meclis veya parlamento neyse o var. En alt katmanda köleler var. Onların oy Evet. verme hakkı yok. Sultanahmet'te var ya, Ha. obelisk var. Dikili Ha. taşın altında aynı tasvir var, biliyor musunuz? Aynen. En alttakiler o zaman köleler oy veremiyordu. Şimdi herkes oy verebiliyor. Öyle bir şey var. Modern köleler oy verebiliyorlar. Öyle bir farkı var. Ama tepeye çıktıkça bir güç yarışıyla, tamam mı? Bir yasasını ortaya koyup da dayatma yarışı var. Şimdi katakomplar diye bir şey insanlar pek duymamıştır belki. Ama katakomp bulunmuş mesela müze olarak sergileniyor. Fransa'da örneğin milyonlarca insanın kafatası bulunmuş. Şehrin altında yaşıyor insanlar. Kimler bunlar? Hristiyanlar. Bakın Sümela Manastırı mesela. Niye gitmişler dağın tepesine insanlar böyle bir şey zahmet etmişler? Ashab-ı Kehf neyi hatırlatıyor insanlara? İnsanlar demek ki bakın yaşam tarzıyla, kültürüyle, yasasıyla dini yani Allah'a bakın şey yapmadan hiçbir şekilde aracıyı başka meliki sizin dediğiniz gibi kabul etmemiş. Sistemden çıkıyor. Ha, kabul etmemiş gitmiş diyor ki ben diyor şehrin altında yaşarım diyor. Dağın tepesinde yaşarım. Mağarada yaşarım Ashab-ı Kehf'te gibi ama diyor Allah'la diyor şey onun şeyini sokmam. Fakat Roma'nın Diyanet İşleri Başkanı San Paulus biliyorsunuz. Aziz Paulus. Romalılara 13. mektup. Herkes izlesin onu, Evet. okusun. Bir yönetim varsa o diyor kesinlikle Tanrı'nın rızasıyla kurulan bir yönetimdir. Ona itaat etmeniz farzdır diyor. Özeti yani. O size vergi derse vergi vereceksiniz. Ne derse onun kılıcı diyor asla ve asla kötülük için kalkmaz diyor. O maddeyi bir 7 tane okuduğunuzda Evet. bugünkü yani Hristiyanlık değil sadece bakın. İslam dünyasında da aslında Aynısı. Romalı Pavlus'un Dini dini uygulanıyor. hakim. Bu kadar. Evet. O da merkeziyetçilik dini aslında. Evet. Merkezden her Doğru. şeyi, para ise biz çıkarırız diyor. Siz kimsiniz ya diyor parayı çıkaracak bilmem ne. Beni çağırdılar bir yere vadeli çeklerin her yerde katılım bankalarının şey yaptığı faizsiz dünya ekonomi diye bir şey vardı. Dedim ki faizsiz ekonomi istiyor musunuz dedim. Alın size çözüm. Siz dedim araya niye giriyorsunuz? Yani hakem olarak Kur'an-ı Kerim'den yapıyor. Araya giren hakem faiz alıyor mu? Yani en uzun Hayır, ayette hayır. Öyle. hakem faiz alıyor mu? Hayır. Siz hakem olarak giriyorsunuz. Alıcı ve verici. Ben diyorum ki evi alacağım. Öbürkü de tamam param yok diyor bilmem ne diyor. Arada bir ilişki var. Sen o ilişkiyi borç ilişkisi olarak, kredi olarak çıkarıyorsun. Sen o krediyi yoktan var ediyorsun. Ona karşılık birisi diyor kar payı, birisi diyelim ki şey faiz. Ama olan hadise aynı. Kur'an'ın hakemlik şeyini tamamen merkezi bir yasayla çıkıyor tabii de. İlk defa o çıktığında ben mesela sorgularken İngiltere'de 1991 öğrenciyiz. Onu bir daha bulamadım. O zaman Özal dönemiydi. Şey çıktı yani katılım bankaları falan. Evet. Katılım bankacının çıkış şeyini adam çok güzel açıklamış. Yabancı İngiliz diyor ki aslında diyor Müslümanların yastık altındaki paraların sisteme dahil edilmesi diyor. Evet. Yani katılım bankacılığı Yani. sadece yani diyor tamam faiz diyor öbürü veriyor. Öbürü de aynısını verirken bunu adına faiz demiyor da Kar payı katılım diyor. payı diyor. Ama hakem mi o? Yani parayı o da yoktan var ediyor. Yani kendi parasını koymuyor bakın. Ya şöyle yapsa bakın bir Ya katılım hatta bankası. ya hatta hocam çok kötüymüş gibi Estağfurullah, olmayayım ama estağfurullah.
Yani arada hiçbir fark yok. Yani bu şöyle bir şey. Ben hatırlıyorum bundan birkaç sene önceydi. Yastık altı bilmem ne kampanyası falan başlattılar. Dediler ki hatta bunu devlet yaptı yani. Dediler ki getirin şeylerinizi, altınlarınızı verin bize. Biz onları alacağız, kasalara koyacağız. Bunun karşılığında bir faiz vereceğiz. Ama dediler faize karşı hassas olan vatandaşlarımız için de faiz değil başka bir şey vereceğiz. Kira bedeli vereceğiz. Ya ne farkı var? Birine kira dedim, birine şey. Yani isimleri değiştiriyorsun, kavramları da insanların aklında bu kadar alay etmek. Sen Müslümansın, gel katılım bankasına. Yani Müslümanların cebindeki parayı aynen sizin söylediğiniz gibi az önce sisteme dahil etmek. Buyurun hocam. Şimdi burada tabii ya kredi, tamam mı? Tepede aslında biraz şeye de gitmek lazım. Bu sanayi çağını sorgulamaya doğru. Sanayi çağı, birinci sanayi devrimi şöyle başladı. Buhar makinaları patentlerle başladı. Ben mesela patente karşıyımdır. Yani patentler çünkü evet. Yani belki hani aşı konularında falan da oluyor. Koskoca 7-8 milyarlık dünyada sadece nasıl 2 tane aşı çıkıyor da bütün insanlığa bu yayılıyor. Halbuki üniversiteleri, TÜBİTAK mesela Türkiye için alalım bilmem ne, araştırma kuruluşlarını fonlayan kim? Hep biziz. Bizim vergilerimizden bir önemli bir kısmı bankalara faiz ödemek için giderken para borçlanıyor devletler. Evet. Önemli bir kısmı da şeye gidiyor. Yani bu hizmetlerin yapılabilmesi için şeye gidiyor. Yani bu tür enstitüleri bilmem ne. Evet. Birisi çıkıyor bakın. Bir aslında sadece çocuğu kandırmak için elma şekeri gibi. Bakın çıkardı. Bu dediler bir de yerli şeyinin de yozlaşması. Aa bak Türk Hoca ya. Türk Hoca çıkardı bir de. Almanya'da yaşıyor ama Türk Hoca çıkardı bu işi. Siz bunu işte şöyle böyle şey yaparsanız bilmem ne. Bunlar bir patent aldılar. Çalıştırdılar. 2-3 milyar dolar bunlara bir şey verdiler. Pfizer yüzlerce milyar dolar kazandı bu işten. Ve hala da diyor ki her sene senede bir kere aşılanmanız lazım diyor. Ve iki kere ne versek aşılanacaksınız. Sadece iki tane aşı nasıl çıkıyor? Bir dünyanın kalan bir tarafına Çin aşısı, öbür tarafına Pfizer aşısı. Şimdi bunu söylediği zaman insanlar bakın merkeziyetçi yapıdaki bu itirazlarda da belli bir şey de var. Diyor ki hop sen bilime karşı mısın? Nasıl bilim adamısın? Sen diyor aşıya karşı mısın? Nasıl bilmem ne? Ya bunların açık kaynak değil. Nasıl çıktı bunun? Yani siz bir madde bana salgılıyorsunuz ama içinde neler var bilmem nasıl gelişirmiş. Açık kaynak olarak siz bunları tartıştınız mı kimseyle? Hangi de faz çalışmaları var? Birinci faz bilmem ne. Kimler denek oldu, kimler ya olmadı? Bir de hocam hiçbir şey bana da bunu nasıl mecbur bırakırsınız? Nasıl dayatırsınız? Bir de nasıl mecbur? Hadi ben inanmıyorum. Kendi yanlış kafam, düşüncelerimden aynen dolayı öyle. Belki inanmıyor olabilirim. Tamam ben yanlış düşünüyorum. Bilim kimseye inanç dayatamaz. Yani diyelim ki ben yanlış düşünüyorum. Onlar haklı %100 süper aşı var, tamam mı? Ona da lazım, olmam da gerekiyor. Ama bana ben olmuyorum. Aynen öyle. Yani benim o özgürlüğüm ne olacak? Aynen öyle. Yani ve sen bu aşıyı olmazsan kamu hizmetlerinden faydalanamazsın. HES kodu diye bir saçmalık çıkardılar ve kamu hizmetleri o HES kodu olmadan alamıyorsunuz. Yani bu anayasaya da aykırı. Yazılı bir anayasa var ortada. Paulus'un yasasına aykırı değil ama. Paulus'un yasası değil mi hocam ya? Paulus'un yasası bu. Paulus'un yasası diyor ki bir diyor tepede diyor yapılanan bir şey varsa sen ona diyor itaat edeceksin. Ne derse yapacaksın. Yani sana derse ki ha şimdi çağ oraya gidiyor bakın. O da güzel bir şey aslında. Sanayi çağı yani tercihlerle başladı. İbn-i Rüşd son İslam kadısıdır. Felsefe toplum kavme farz-ı kifayedir der. Sorgulaması lazım insanların. Şimdi bakın öyle bir yere gitti ki sanayi çağı başlangıcı itibariyle dedi ki 8-5 tarım uygarlığının çocuklarını aldı. Ne yaptı? İlk önce seri üretim yoktu o zaman. 1913'lerde ikinci sanayi devrimiyle başladı. Buhar devrimi bilmem ne. Siz dedi karnınızı doyurmak için 8-5 fabrikalarda çalışın. Değil mi? Ne yaptı? İkincisinde seri üretime dayalı bir şeydi. Sanayi çağı bilmem ne. 8-5 insanlar çalışarak karnını doyurabilir, maaş alabilir. Şimdi Endüstri 4.0 diye çıkardılar biliyorsunuz. Endüstri 4.0'da ne diyorlar? Her şeyi robotlar yapacak ya artık yani hakimliği bile robotlara yaptırabileceğimizi söylüyoruz diyorlar falan filan. Ne öyle bir dünya algısı var. İyi de robotlar satın almaz. Biz karnımızı nasıl doyuracağız? Sanayi çağı bize 300-400 sene dediniz ki siz çalışın, ne güzel okul sistemi de paketler halinde size sınırlı paketler veriyor. Onun dışında bir şey öğrenemiyorsunuz. Yok öyle bir yani insanların
hayatta kalabilmek için gerekli beceriler, yetenekler kazandığı bir sistem değil. Sadece belli bir şey, The Wall gibi, yani Pink Floyd'un. Evet. Duvarda bir tuğlasınız. Evet. Başka bir fonksiyonunuz yok. İyi de robotlar satın almıyor. Biz karnımızı nasıl doyuracağız? Siz ne dersiniz bu konuda? Nasıl doyuracağız biz karnımızı? Yani bu giden Paulus'un dini var ya, bizi nereye götürüyor mesela? Öyle bir yapıda giderse. Evet. Yani bu altını çizdiğiniz mesele çok önemli. Robotlar satın almaz. Robotlar satın almaz. Yani çok basit bir şey ama yani bir aydınlanma yaşatıyorsunuz değil, değil mi? Yani Marx'ın şeyi vardır ya, diyalektik materyalizmi. Yani onun şeyi de, özü de şudur. Yani kapitalizm dediğimiz sistem hep böyle kendi kendini yiyen bitiren bir yılan gibi diyor. Çünkü sürekli maliyetleri minimuma indirmeye eğiliminde. Bu maliyetler içerisindeki en önemli yeri i̇nsan. Tutan da insan. Yani iş gücü. Emek. Emek. Ondan sonra böyle olunca sürekli insanın ücretlerini, tabii robotlar kısmından ziyade insan ücretlerinin aşağı çekilmesi, insanın fakirleştirmesi ve o insanın artık satın alamayacak hale gelmesi. Sadece yemek yiyor, içiyor. O ya bugün o hale gelmiş. Hatta mesela asgari ücretli bir kişiye bakın. Yemek bile aç kalıyor, zayıflıyor falan. Yani denge yeterli beslenemiyor. Yani asgari ücretler hesaplayın yani, değil mi? Herkes hesaplasın. Evet. Şimdi öyle bir şeye gelmiş. Üzerine zaten satın alamıyor üstüne. Bir de bunun üzerine sizin eklediğiniz işte bu otomasyonun Endüstri 4.0 ile birlikte artık bütün üretimi üstlendiği, yapay zekanın dahil olduğu bir sistemde insan bir tarafta kaldı. Yani bunun artık yok olması gerekecek. Bu fazlalık gibi. Ama öyle bile olsa, yani bunu bir kenarda tut kalsın. Bu makine üretiyor. İyi de kime satacağız biz bunu? Makine satın almayacak. Aynen. O zaman biz bu insana ne yapalım? Biz bu insana yine kağıda yazalım, al sana para diyelim.